Değerli Layu TV YouTube izleyicileri, değerli Kampüse Sorduk izleyicileri. Efendim biliyorsunuz açılışta biraz önce TV müdürümüz Akın Baler'le birlikte ummalı bir konuşma içerisindeydik. Neden mi? Bütün isimler hazırlandı, belirlendi daha doğrusu. Sizlere de duyurmuş olduk bütün isimleri. Artık bahar söyleşileri başladı. Hukuk fakültesindeki görevlerimiz de belirlendi. Ben dün biliyorsunuz Sinem Kobal hakkında bir Kampüse Sorduk yapmıştım. YouTube sayfamızda var, oradan takip edebilirsiniz. İlk gün yüklememize rağmen gerçekten güzel izlenmeler de oldu. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bugün neden kampüse çıktım? Bugün de Nur Fettahoğlu ve Tümer Metin hakkındaki görüşleri almak için çıktım. Öğrenci arkadaşlarımızdan. Bakalım onlar hakkında ne düşünüyorlar? Onların üniversitemize gelmesi öğrenci arkadaşlarımıza bir heyecan uyandırmış mı? Ya da belki aralarında gerçekten hayran oldukları isimlerdir onlar. Onları bulmaya çalışacağım. Mikrofonu onlara uzatacağım. Bir de biliyorsunuz Lefke Avrupa Üniversitesi sanatsal aktivitelere de çok önem veriyor. Merve Sevi başta olmak üzere çok değerli bir oyuncu kadrosunun içerisinde olduğu Kadın Kafası adlı bir komedi gelecek üniversitemize. O da yanlış hatırlamıyorsam 10 Mayıs saat 3'te Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi konferans salonunda bizlerle birlikte olacak. Hepinizi bekliyoruz. Şimdi ben öğrenci arkadaşları bulmaya gidiyorum. Bay bay. Evet, Sinem Kobal bir de Nur Fettahoğlu gelecekmiş. Çok sevindim. Seviyor musun mesela Nur Fettahoğlu'nu? Çok seviyorum Nur Fettahoğlu'nu. Zaten Kardeş Çocukları dizisini de çok seviyorum. Fırsat buldukça izlemeye çalışıyorum. Valla Tümer Metin Beşiktaş'tayken gayet çok başarılıydı. Çok da takdir kazanan bir futbolcuydu. Fenerbahçe'de de aynı başarıyı görmek isterdik ama Beşiktaş'a göre bir nebze olsa da daha düşük kalmıştı performans. Belki takımı Beşiktaş diye. O da olabilir. Kendisi de belki Beşiktaş takımını tuttuğu için belki orada daha bir özverili bir şey yapıyor. Ama eminim ki hani profesyonel futbolcudur kendisi. Hani hangi takımda olursa olsun elinden geleni yapmaya çalışmıştır ama Beşiktaş'ta daha başarılı. Tümer Metin diye bir sporcumuz var, futbolcumuz var. Tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Kendisini çok seviyoruz. Yani katılacağım konuşmasına. Çok sık izlemiyorum burada olduğum için ama takip ediyordum eskiden. Görüşmesine geleceksin o zaman. Hayrandım. Evet. Söylemek istediğim şey var mı? Seviyoruz, bekliyoruz. Bence spor her zaman saygı çerçevesinde olması gereken bir dal. Ve Tümer Metin bu dalda saygısıyla, üstün yeteneğiyle kendini göstermiş bir insandı. Okulumuza gelmesi de mutlu edici bir durum. Nur Fettahoğlu'nu seviyorum. Aşk-ı Memnun'dan tabii ki de tanıyorum. Şu an Kardeş Çocukları diye bir dizisi var. Olay ben söylemeden edemeyeceğim ama ben de izliyorum ya. İzliyor musun? Evet izliyorum. Evde izliyordum. Buraya gelince izleyemiyorum. Yani işte zamanım olmuyor ona dair. Güzel bir kadın gerçekten. Özellikle gözleri çok güzel bence. İzlemeye gelirim ama söyleyeceğim. Peki biliyorsun bahar söyleşilerinde okulumuz yine bu yılda bomba isimler getiriyor. Bilgin var mı ben söylemeyeyim? Evet Sinem Kobal, Nur Fettahoğlu. Bir de şey vardı. Abinin adına. Tümer Metin. Tümer Metin evet. Hangisini çok seviyorsun? Selena'dan yani Sinem Kobal'ı çok seviyorum. Onun hakkında yapmıştık, kampüse sorduk ama Nur Fettahoğlu da yeni açıklandı. Onu da Aşk-ı Memnun'dan biliyoruz yani herkesin olduğu gibi. Seviyor musun? Peyker karakteriyle yani seviyordum da yani benim favorim Bihter. Tabii ki yani. Peki Nur Fettahoğlu'na buradan bir şey söylemek ister misin? Evet yani iyi ki bizim okulumuza geliyor. Gerçekten çok mutluyuz. Seneyi de bekleriz.